Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün yeni bilgisayarımıza yeni bir monitör aldık. Onunla ilgili yeni bir kutu açılış videosu olacak. Asus'un TUF Gaming serisinden VG27VW modeli curved bir ekran. 27 inçlik 2K çözünürlüğe sahip. Şu şekilde şuradan 2K çözünürlük 165 Hz 1 milisaniyelik. Oldukça güzel bir monitör arkadaşlar. Şimdi ben ürün yeni ulaştı elime. Bununla ilgili bir kutu açılışı ve devamında monitörle ilgili ufak bilgiler vereceğim. Kendi bilgim dahilinde. İncelemesini de yine aynı şekilde bu videoda göreceksiniz. Şimdi kutu açılışına geçebiliriz arkadaşlar. Parçalarımızı çıkarttık arkadaşlar. Şöyle içinden bir kitapçığı çıkıyor. Kullanma kılavuzu falan. Onun haricinde şu şekilde güç kaynağı kablosu adaptörlü şekilde geliyor. Aynı zamanda prize takacağımız kablosuyla birlikte. Bir adet de DisplayPort kablosu çıkıyor arkadaşlar. Ürünün içinden, kutu içeriğinden. Herhangi bir HDMI kablosu çıkmadı. Ama benim şu an elimde mevcut da HDMI kablosu var. Zaten görüntüyü HDMI ile alacağız. Şu şekilde ayak standımız. Bu da yine kutu içeriğinden çıkıyor arkadaşlar. Bunu montajını yapmamız gerekiyor. Montajı basit. Şu şekilde burada bir TUF Gaming yazısı var. Ve kırmızı böyle dairesel göbeğinde bir detayımız var. Hemen şuradan burada ayağın gireceği kısımlar, şu metal kısımların. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Oturttuktan sonra şu altındaki mandal gibi gözüken şu parçayı sıkmamız gerekiyor. Herhangi bir tornavida yardımına gerek yok. Elimizle direkt sıkabiliyoruz. Şöyle oturtuyoruz. Ve monitörümüzü, koruyucusunu şöyle monitörü dikelim ayağa. Koruyucusunu şu şekilde çıkartalım. Ve evet, gördüğünüz gibi monitör oldukça güzel, gösterişli bir yapıya sahip. Şöyle ilk izlenimlerimiz hemen şu kenar kısımları ince çerçeveli. Alt kısmında ise şöyle Asus yazısı var. Ve burası kenarlara göre bir tık daha kalın arkadaşlar. Monitörümüzün hemen hızlıca özelliklerini ben yine söyleyeceğim ama en önemli şeyleri aşağı yukarı sağa sola öne arkaya eğim olayı var. Onların hepsini yine inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ben bir de arka kısmını göstereyim sizlere. Daha sonra bilgisayarımızı kasaya montajını yapıp detaylı incelemesine bakabiliriz. Görüntülerine vesaire. Şöyle gördüğünüz gibi ayağı hiç oynatmadım ve direkt dönderdim monitörü. Şöyle eğim kısmı ve bu şekilde aşağı ve yukarı hareketi görebiliyorsunuz. Şöyle arka kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada yine bir TUF Gaming yazısı ve logosu, üst kısımda Asus yazısı var. Şöyle kenarlarında yine TUF Gaming ile alakalı ufak detaylar mevcut. Şurada ise monitörümüzün kontrol tuşları var arkadaşlar. 4 tane böyle sağa sola hareket ettirebileceğimiz ve bir tane de kontrolcü, joystick tarzı bir tuşu var. Onun haricinde monitörümüz bu şekilde. Oldukça güzel, gayet kaliteli bir yapıya sahip. Zaten kendisi de böyle kutudan ilk çıkarttığınızda, karşınıza aldığınızda oldukça güzel bir görüntüye sahip. Ürünü arkadaşlar ince hesap üzerinden aldım. Zaten hali hazırda burada görmüş olduğunuz kasayı da Apu sistem toplamıştım. Daha önceki videolarda görebilirsiniz. Bu kasayı da yine ince hesap üzerinden toplamıştım. İnce hesap işbirliğiyle ikisini de hazırlamış olduk. Montör, eski bir montörüm vardı. Hali hazırda kullandım.
Ama onun tabii çok eski olduğu için yani 60 Hz'de kullanabiliyorduk onu. Ve artık 165 Hz'e geçme zamanı geldi. Fakat şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla 165 Hz'i DisplayPort kablosuyla verebiliyor. Benim de şu anda anakartım DisplayPort desteklemiyor. HDMI girişi var. Ekran kartı geldiğinde ekran kartıyla birlikte DisplayPort bağlantısında geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben gerekli bağlantılarını yapayım kasayla ve güçle ilgili. Ondan sonra monitörün açılışına geçebiliriz. Monitörümüzün girişleriyle ilgili arkadaşlar şöyle göstereyim. Alt kısımda şurada bir jack girişimiz var kulaklık için. İki tane HDMI girişimiz. Bir adet DisplayPort ve burası da güç girişimiz arkadaşlar. Aynı zamanda monitörümüz hoparlör desteği var. Yanlış bilmiyorsam 2 çarpı 2 wattlık bir hoparlör desteği var monitörde. Monitörümüzün kurulumunu gerçekleştirdik. Bu videoyu aslında daha önce çekmem gerekiyordu ama yaklaşık bir ay kadar kullanım deneyiminden sonra çekmeye karar verdim. Monitör oldukça performanslı. Başta da söylemiş. 165 Hz, 165 Hz'de arkadaşlar DisplayPort'la alabiliyorsunuz. Şu an ben HDMI'de kullandığım için 144 Hz'lik bir görüntü alabiliyorum. Bu şekilde şurada görünüyor sanırım. 144'ün üstüne çıkmıyor maalesef HDMI ile. Bununla ilgili sizlere kısaca bilgi vereceğim. Özellikleriyle alakalı sizlere bilgi vereyim arkadaşlar. Şu yan panelde biraz önce göstermiştim tuşlarını. Buradan tuşlar yardımıyla monitörün ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Hemen ben o menüyü kısaca sizlere göstereyim. Bu ilk gösterdiğimde yukarıda joystick tarzında bir sağa sola ve basmalı olan tuş var. Oradan ayarlar menüsüne ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Game Visual kısmında modlar var arkadaşlar. Manzara modu, yarış modu, sinema modu, RPG, RTS modu, FPS modu, sRGB modu ve MOBA modu diye toplamda 7 tane. Oradan seçimler yapabiliyorsunuz. Daha sonra burada mavi ışık filtresi olayı var arkadaşlar. Düzey 0'dan 4'e kadar olan şu şekilde. Sanırım değişimler belli oluyor. Onun haricinde renk ayarları var. Parlaklık, kontrast, renk sıcaklığı, renk doygunluğu vesaire. Resim modu var arkadaşlar. Resim modu içerisinde FreeScenic Premium, AMD FreeScenic Premium var. HDR var. ELMB var. Bunlarla ilgili birazdan detaylı bilgileri vereceğim sizlere. Ses düzeyi monitörümüz hoparlör desteği olduğu için, kendi dahili hoparlör olduğu için buradan ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir aşağıda giriş seçim var. HDMI 1 ve 2. Bir de DisplayPort seçeneği var. Ayarlar kısmından buradan Game Visual Demo mod var. Eco modu var. OCD ayarları var. Dil, tuş kilidi, bilgi, güç göstergesi, güç tuşu ve fabrika ayarlarına dönme tarzında ayarlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda da favori, my favorite, yani ayar 1, ayar 2, ayar 3 diye kendi ayarlarınızı gösterip yani ayarlayıp onlarla ilgili kolay geçişler sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yine tuşlardan hemen bir altında şöyle basıyorum. Burada Game Plus üstten ikinci olan hedef artısı, alıştırma modu, zamanlayıcı, FPS sayacı, görüntü hizalama. Bunlarla ilgili yine detaylı bilgilere ürünün internet üzerindeki sayfalardan ulaşabilirsiniz. FPS modunu seçtiğimiz zaman şu şekilde şu kenarda muhtemelen oyunlarda falan FPS sayacı görevi görüyor mu onu bilmiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda yine deneyerek görebiliriz arkadaşlar. En alttaki tuş monitörümüzü kapatma tuşu zaten. Şu şekilde bir açılış mevcut. Hemen şu açılış yapılırken sizlere kısaca ışık sızması ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Işık sızması evet az da olsa var maalesef. Özellikle bu kenar kısımlarda zaten belli oluyor. Çok az da olsa ışık sızması var ama bu rahatsız edici düzeyde değil. Ve bu sadece özellikle koyu ekranda yani siyah ekranlarda genelde başımıza geliyor arkadaşlar. Piksel testi yine yaptım. Herhangi bir ölü piksele rastlamadım. Şekilde hatta hemen hızlıca sizler için tekrardan bir piksel testi yapabiliriz. Şöyle. Yani kamerada bunu görmeniz imkansız.
Çünkü çok küçük bir nokta olarak gözüküyor. Bu şekilde renklerle geçiş yaparak şöyle, yani kamerada belli olması imkansız arkadaşlar, ışık sızmasının. Çünkü yani gözle görülür bir şekilde bakmanız gerekiyor monitöre. Şu an kamerada zaten bütün her tarafı parlıyor monitörün. O yüzden çok doğru bir sonuç vermiyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde şey yapabilirsiniz. Piksel testi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 165 Hz yenileme hızına sahip 2K monitör. High Dynamic Range, yani HDR teknoloji ve profesyonel renk gamı. Display HDR 4 sertifikasına sahip. ALMB modu demiştik. Bu ayarda ise çok düşük hareket bulanıklığı olarak geçiyor ALMB modu. Bu teknoloji sayesinde elde edilen 1ms MPRT ile hareket bulanıklığı ortadan kalkıyor ve hareket halindeki nesneler daha net görünmesini sağlıyormuş arkadaşlar. Ve şu an dediğim gibi internet üzerinde almış olduğum, ince hesaptan almıştım demiştim en başında. Oradan özelliklerini kısaca sizlere anlatayım ki sizler de bir bilgi sahibi olun diye. Yoksa yani çoğu özelliğini kullanır mıyım, kullanmaz mıyım onu bilemiyorum. FPS sayacıyla ilgili şuradaki bilgiyi sizlere aktarayım arkadaşlar. FPS bildiğiniz gibi ekranın kare hızını gösteriyor. Bu bilgiyi farklı grafik ayarlarının ve sistem yapılandırmalarının performansa etkisini görmek için kullanabilirsiniz diyor. Böylece oyun görüntüleri ve kare hızı arasındaki dengeyi ayarlayabilirsiniz diyor. Game Visual kısmında 7 adet modlar vardı. Onları da biraz önce söylemiştim. Yarış modu, MOBA modu, sinema modu, RTS RPG modu, FPS modu, sRGB modu, manzara modu modlarımız. Bu şekilde modlara ulaşabiliyorsunuz. İstediğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Kendi zevkinize, tarzınıza göre. Ultra düşük mavi ışık teknolojisi göstermiştim. Düzey 0'dan 4'e kadar olan mavi ışıklar. Bunlar da yine kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 4 farklı filtre seçeneğiyle. Bunlar aslında şu şekildeymiş arkadaşlar. Standart, webde gezinme, fotoğraf, video, okuma yazma ve karanlık oda olarak değişimi yapabiliyor musunuz? Bağlantı seçeneklerini videonun en başında göstermiştim. Yine buraya küçük bir resim ekleyebilirim. 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort ve 1 adet de jack girişi, kulaklık jack'ı girişi bulunuyor arkadaşlar. Ekranımız yukarı aşağı, yükseklik ayarı, kendi ekseninde dönderme ve öne arkaya eğme olayı var. Yukarı aşağı yükseklik ayarı olarak da arkadaşlar bildiğiniz gibi yukarıya ve aşağı göz hizasınıza göre ayarlayabiliyorsunuz ekranı. 0 ila 120 mm arasında bir yüksekliğe sahip, alçaklık ve yükseklik arasında yapabiliyorsunuz. Kendi eksenin etrafında artı eksi 90 derece. Şu şekilde göstereyim. Şöyle kendi ekseni etrafında direkt döndürebiliyorsunuz. Ayağı sabit kalarak standın kendisi. Öne arkaya eğme artı 25 ve eksi 5 derece olarak sizlere karşılıyor arkadaşlar. Anlatacaklarım hemen hemen bu şekilde. Kendi dahili hoparlör desteği var demiştik. Bu videonun en başında da tam emin değildim ama 2 watt çarpı 2 olarak bir hoparlör desteğine sahip ve ben şu anda onu kullanıyorum. Benim için yeterli. Tabii bu oyunlarda sizi tatmin etmez. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Güç tüketimi olarak belki bilmek isteyenleriniz olacaktır. 22 wattlık bir güç tüketimine sahipmiş monitörümüz. Kutu içeriğinden çıkanları göstermiştim en başta. Hemen hemen bütün özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bu arada monitörün kahvesi 1500R olarak geçiyor. Ve şöyle yani yukarıdan ne kadar belli olur bilmiyorum. Kameradan da kameramız 180 derece olduğu için açısı çok fazla bir bilgi vermez bu sizlere. Yine internet üzerinden yaptığımız araştırmalarda görebilirsiniz. Gözü yormuyor. 178 derecelik bir görüş açısına sahip. Yani hemen hemen monitörün tamamına hakim oluyorsunuz arkadaşlar. Özellikle araştırmalarımı yaptığımda düz flat ekranlarla kavisli ekranlar arasında. Çoğu kişi oyunlar için özellikle kavisli curved ekranları tercih etmemizi söyledi. Ben de kavisli ekran aslında bir korkuyla aldım. Hani alışabilir miyim, alışamaz mıyım, güzel olur mu olmaz mı diye. Ama çok kısa bir sürede, belki de 2-3 gün içerisinde ekrana çok rahat alıştım. Ve şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya değerli yorumlarınızı bekliyoruz.